Hasanpaşa köftemiz için kullanmış olduğumuz malzememiz 500 gram kadar kıymamız, 3 dilim bayat ekmeğimiz ve galeta unumuzu kullanabiliriz. 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 adet yumurtamız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, ondan sonra kimyonumuz, köfte harcımız veya köfte baharatımızı kullanabiliriz. 1 tutam maydanoz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tarçın, püremiz için 400 gram kadar patates, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, 500 gram kadar kıymamız, 3 dilim ekmek veya galeta unu, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 adet yumurtamız, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pulver, kimyonumuz, köfte baharatımız, ondan sonra 1 tutam maydanoz, 1 çay kaşığı kadar tarçın. Püremiz için de 400 gram kadar patatesimiz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar da tuz kullanıyoruz. Önce patateslerimizin kabuğunu soyduk. Onu tenceremize ilave ettik. İyice bir haşlandı. O haşlanırken bize tekrardan geniş bir kabımıza soğanımızı rendeledik, sarımsağımızı rendeledik, galeta unumuzu ilave ettik, maydanozumuzu, ondan sonra hafif yağımızı, 1 adet yumurtamızı ilave ettikten sonra kullanacağımız kadar kıymamızı içine ilave ediyoruz. Kıymayla beraber harcımızı iyice bir karıştırıyoruz. Onu iyice bir karıştırdıktan sonra hemen kaç kişilik bir ailesek ona göre bölüyoruz. Biz genellikle 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz. Ama siz de dilerseniz biraz daha fazla da yapabilirsiniz. Köftelerimiz hazırlandıktan sonra isterseniz güveç şeklinde, isterseniz sandal şeklinde hazırlayın. Ondan sonra tepsilerimizi içine doldurduk. Fırına gönderdik. Fırında iyice bir pişti. O pişerken biz de tekrardan püremizi hazırladık. Güzelce bir şekilde tekrardan püremizi, hemen patateslerimizi suyunu döktük. İçine yağımızı, tuzumuzu ve sütümüzü ilave ettik. Püremizi de hazırladık. Püremiz hazırlandıktan sonra içini dolduruyoruz. İçini doldurduktan sonra üzerine kaşar peynirimizi ilave ettik ve tekrardan fırına gönderdik. Siz dilerseniz altına sosunuzu da ilave edebilirsiniz. Ben kenarına salçalı şöyle güzel bir sos hazırladım ama siz isterseniz normal sos yapıp altına da dökebilirsiniz. Tekrardan fırında iyice bir pişti. Piştikten sonra sosumu hazırladım. Onunla beraber güzelce bir süsledik. Süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir Hasanpaşa köftemiz olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Buğday ve nohutlu yayla çorbamız için de 1 çay bardağı kadar nohutumuz, 1 çay bardağı kadar buğdayımız, ondan sonra 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz ve de nanemiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay bardağı kadar buğday, nohutumuz, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, nanemiz, 2 yemek kaşığı kadar da tereyağımızı kullanıyoruz. Önce tenceremize bize yetecek kadar suyumuzu dökelim. İçine haşlamış olduğumuz buğdayımızı, nohutumuzu döküyoruz. Onlar iyice bir haşlan. O haşlanırken biz de ayrı bir kabımızda yumurtamızı, yoğurdumuzu, unumuzu karıştıralım. Suyla beraber açalım. Açtıktan sonra içine ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. O kaynama devam etsin. İyice bir kaynarken biz de kenarda yağımızı ısıtıyoruz. İçine biraz pulverimizi, biraz da nanemizi güzelce bir şekilde bir içine ilave ediyoruz. Onu da beraber iyice bir ısıtalım. Isıttıktan sonra tekrardan çorbamızı içine dökeceğiz ve ondan sonra çorbamız hazırlanacak ve afiyetle içeceğiz. Çok lezzetli, güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, hemen pastamız için de, jöleli irmik pastamız için de sevgili izleyenimiz, kullanmış olduğumuz malzememiz 500 gram kadar irmiğimiz, 1 litre kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 150 gram kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar toz kakaomuz. Hem biraz da işimizi kolaylaştıracak ve artı bir renk katacak. Ondan sonra jölemiz için de 1 litre kadar vişne suyumuz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 5 su bardağı kadar suyumuz, 500 gram kadar irmik, 1 litre kadar sütümüz, ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 150 gram kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar toz kakaomuz, jölemiz içinse 1 litre kadar vişne suyumuz veya diğer meyve sularını da tercih edebiliriz. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 5 su bardağı kadar suyumuz. Yani vişne suyumuz azsa onu suyla da biraz daha artırabiliriz. 3 tane tenceremizi ocağa koyduk. Birisinin içine vişne suyumuzu, diğerine sütümüzü ilave ettik. Şekerimizi azar azar içine ilave ediyoruz. Şekerimizde bir kısmını ayırıyoruz. 3. tenceremize tereyağımızı, zeytinyağımızı ilave ettik. Ondan sonra irmiğimizi içine ilave ettik. İrmiğimizi iyice bir kavurduk. Kavurduktan sonra içine toz kakaomuzu ilave ettik. Ondan sonra kaynayan sütümüzü içine ilave ediyoruz. Kaynayan sütümüzü içine ilave ettikten sonra onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. İyice bir karıştıktan sonra o tamamıyla bir sütü çekecek. O tamamıyla bir sütü çektikten sonra tekrardan ayırmış olduğumuz şekerimizi içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra hemen tepsimizi içine döküyoruz ve düzeltmesini yapıyoruz. Onu güzelce bir şekilde bir düzelttikten sonra vişne suyumuz kaynıyor. Pardon. Vişne suyumuz iyice bir kaynıyor. Vişne suyumuz iyice bir kaynadıktan sonra tekrardan içine hemen nişastamızı hazırlıyoruz. İçine ilave ediyoruz. Nişastayla beraber koyulaşıyor. Koyulaştıktan sonra üzerine isterseniz mandalina, portakala veya da isterseniz elma veya da nar taneleri, hangisini istiyorsan veya da muz, kivi olabilir. Hangi meyveyi seviyorsak üzerine güzelce bir şekilde ilave ediyoruz. Üzerine jölelerle beraber kapatıyoruz. Normal ortamda yarım saat ve dolabımızda da bir